çift V çift V çift www.teknasohbet.tv. Teknasohbet.tv'de evde ev telefonu, işte iş telefonu kullanan biri var yanımızda. Cem Yılmaz kendisiyle hem Türk Telekom'un yeni hizmetlerini hem de genel anlamda Türkiye'nin teknolojiye bakışını konuşacağız. Sevgili Cem. Biz ikimiz bunları konuşurken bu arkadaşımız ne yapacak, ne olur bunu açıkla bana. Ben yanlış konuşmalarımı düzeltmeye çalışacağım hocam. Peki sevgili Cem, Türk Telekom 30 megabit saniyede internet hızı getiriyormuş. Ne olur 30 megabitle Türk Şimdi insanı bizim, ne yapar? Bizim durumumuz şu, yani bizim seyirciden biliyorum, tüketicimiz birazcık şey, yani 30 verirsin 40 ister, 40 verirsin 50 ister. Doymaz. Valla ben onlardan biriyim işte. Doğru. Yani asıl benim merak ettiğim bu 30 megabitle ne yapıyor bu arkadaş? Sen de onu merak ediyorsun. İşte ben de onu. Ben büyük yani biraz da... video gibi geldi bana. Aynen. Sen cevaplayacaksın. Plütonyumu parçalamak için bana 40 megabit lazım gibi. Evet. Bir de bilgiye erişmek için bu da yetmez. Evet, bilgi sonsuzdur. Nerede bilgi neredeyse 10 megabit bile olsa alır. Hard diskindeki 10 tane şeyi söyle bize ya. Hard diskimde devamlı temizliyorum. Çok korkuyorum olaylardan. 5 tanesini söyle. Ne mesela? Neyi? Mesela ne, hangi içerik? Ben şöyle söyleyeyim. MP3'lerden mi? Video, evet, MP3'lerden. Yok. Hard diskimde en çok müzik ve fotoğraf var. Müzik ve kendi çektiğim fotoğraflar ve kendi müzikler. Kendi Photoshop'ta hazırladığım illüstrasyonlar ve müzik. Peki, şunu sormak istiyorum. Mahrem dosyaların klasörü ne? Mesela ben Windows System Supported Files diye bir klasörü gördüm. Senin tercihin. Evet, yani. Çok güzelmiş. Bu konuda çok amatörüm. Yani ben öyle bir dosya yapsam hemen üzerine direkt 3x'i koyarım. Yani keriz gibi yakalanırım hemen. Yok, böyle bir dosyalar yok. Barındırmıyorum. Barındırmamaya çalışıyorum. Dosya paylaşım sitelerine de çok fazla girmiyorum. Aktif bir şey kullanıcısı değilim. Yani dosya alışverişi kullanıcısı değilim. Peki hack edildin mi hiç şimdiye kadar? Şimdi mi gerçekleşti bu? Yok, henüz olmayacak. Yok, şimdiye kadar hack edilmedim. Çok aktif olmayan bir internet sayfam vardı. Evet. Onun bir ara hacklendiğini duydum, gördüm. Ama yani çok ilgilendiğim bir şey değil. Peki internetle hayat nasıl yani? Neler yapıyorsun? Öncelikle internet kullanıcısı olmanın tam yani randımanlı bütün nimetlerinden faydalanan birisi değilim. E-mailin dışında fazla bir internet bağıyla bağlı değilim. Haber okuyorum. Teknosohbet.tv izliyorsun. Yani. Merhaba Teknosohbet izleyenleri. Yalnız dosya birazcık sıkıştırılmış galiba. Çok böyle yavaş hareket ediyoruz ya. Öyle olur mu? Altyapımız Türk Telekom ya. Öyle deme ya. Data center'dayız tam ortasında. Ama siz çok fazla sıkıştırmışsınız bak. Arada atlıyorum ben ya. Pikselleşiyoruz. Evet. Öyle bir şey yok. Dur daha download ediyor falan. Şimdi internette... Abartma C. M. Dur cache'den okuyacak cache'den. Ulan buffer. Arkadaşlar size buradan buffer ettiğimiz bir programda buffer. %100 buffer çalışıyoruz teknosohbet olarak. Peki Türk Telekom'un kişisel olarak en çok faydalandığın hizmeti ne? En çok faydalandığım hizmeti gene şey bağlantısı yani ADSL bağlantısı olsun. ADSL. Peki VDSL evet, çıkarsa alacak mısın yani? Şimdi VDSL'in sınırları, hayır fiyatı değil de sınırlarınla ilgili bazı durumlar var. Yani yurt dışı çıkışlarınla ilgili onları bir araştırmak lazım. Oo bak güzel soru. Güzel. Bizim konulara girdin. Biz işledik, soracağız detayları. Peki aşağı. Bir şey aslında daha sorayım. Aslında ilgili değilim ama yani onunla çözülecek bir şey olduğunu farkındayım yani. İnternet videoyu patlattı. Kullanıcıların yarattığı videolar. Sen de birçok örneğini görüyorsundur her gün boyunca. Örneksin zaten. Yok. Aslında ben yani oraya hani o anlamda artık o da neredeyse profesyonel görünüyor ama oraya bir şey hazırlamadığım halde çok videom dönüyor ama keşke oraya bir o mecraya bir şey hazırlansa. O mecrayı önemsiyorum. Peki mecra olarak nasıl görüyorsun? Geleceği nasıl olacak? İnsanlar daha az televizyon izliyor, bazen daha çok video içer gibi oluyor bazı şeylerin. Yani mesela ne bileyim yani paylaşım sitelerinin zaman zaman modası geçtiği oluyor ya da teknolojisi geri kalıyor. Ama şu andaki işte bazı teknolojiler ya mecrayı çok böyle hatırı sayılır bayağı bir mecra mesela haline getirdi. YouTube, Facebook gibi. Ama yani bunların hani bir hep geyiği var ya garajda başladı aslında falan. Bir garajda iki arkadaş yaptı. Bizdeki mevzu garaj olmaması zaten değil mi evler? Ama yani diyeceğim... Yani ben inanmıyorum ona doğrusu. Yani bu olabilir belki ama sonrasında mesela YouTube el değiştirdikten sonra ya da bilmem kim el değiştirdikten sonra o artık profesyonel bir dünya oluyor. Neticede
telif hakları şundan bundan da başları çok belada. Bunun denetlenmesi falan filan ayrı bir konudur ama kendinizi ifade etmek için önemli bir alan orası. Yani o önemli yani bir alan. Yani yeşil, kırmızı, yani bizim renklerimiz RGB renkleriyiz biz. RGB kadar. Renkleri olarak bizim isteğimiz. Adobe. Aynen. Adobe. Color Correction grubu. Peki canım çok... Photoshop'un 40'lar elinde yapıldığını. 40'lar elinde. Adobe. Hadi be. Hadi be. Cem çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğun için. Teknosohbet bilgilendirin lütfen. Teknosohbet.tv'de yeniden birlikte olacağız. Gençler bilgiyi aç. Teknosohbet.tv. Hızı aç, hızı. WW var mı başında? Var. Çift ve çift ve çift. www.teknosohbet.tv. Hepimiz oradayız, bekleriz. Ben her zaman için söz veremem şimdi, yalan olmaz. Eyvallah. Çok hocam güzel. Çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Eyvallah. Sağ olun. Estağfurullah. Hocam bu kasıtı aman ha. Bir sen. Abi ses yok. Alo. Julian öyle diyor ya, ben kayda girmeyi unutmuşum.